Hürmüz Boğazı'nda İran'ın Amerika'ya ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından Basra Körfezi'nde ve Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Son dönemde yük gemileri ve tankerlere yönelik kimliği belirsiz saldırılar bölgedeki risk seviyesini arttırmıştı. Yaşanan son gelişmelerse dünyanın dikkatlerini bölgeye çekti. Amerika Birleşik Devletleri medyası Trump'ın saldırı emri verip sonra emri geri çektiğini açıkladı. İranlı bir hükümet yetkilisi Trump'ın dün gece Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini belirtti. Trump'ın mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu ifade etti. İran'ın dini lideri Ali Hamenei ise Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere yapmayacaklarını ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin mesajını kabul edeceğini söyledi. İran herhangi bir askeri eylemin bölgesel ve uluslararası sonuçları konusunda net bir uyarı yaptı. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise Twitter hesabından düşürülen uçağın koordinatlarını paylaştı. Zarif uçağın İran hava sahasında düşürüldüğünü belirtti. Biz savaş istemiyoruz ancak hava, kara ve denizlerimizi cansiperane koruyacağız şeklinde konuşan Zarif, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava sahası ihlalini Birleşmiş Milletler'e taşıyacaklarını söyledi. İsrail'dense Amerika Birleşik Devletleri'ne destek açıklaması geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda son 24 saatte İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bize karşı saldırganlığı arttı ifadesini kullandı. Uluslararası toplumun artan gerilimde Tahran'a karşı Washington'ın yanında yer alması gerektiğini savundu. Rusya'dan da Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler hakkında açıklama yapıldı. Açıklama, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'dan geldi. Ryabkov, Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a yönelik atacağı düşüncesiz adımların sonuçlarını düşünmeye davet etti. Hindistan'sa ticaret filosunu korumak için savaş gemilerini Basra Körfezi'ne gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginliğin artması veya Hürmüz Boğazı'nın kapatılması olasılığı, küresel enerji arzında gecikmeler, petrol, LNG sevkiyat maliyetlerinin artmasını gündeme getirdi. Gelişmeler, dünya genelinde enerji fiyatlarının da yükselmesi riskini arttırıyor.